Tahsin Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Tahsin Bey, Tunç Tarım ve Tunç Tarım Market olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet ve hizmet kalitesi hakkında konuşacağız. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Tahsin Tunç kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tahsin Tunç 1974 doğumludur. Selçuk Üniversitesi mezunuyum, Ziraat Fakültesi. Evet. 2006'dan beri Tunç Tarım olaraktan hizmet vermekteyiz. Artı 2010'dan bu yana da Tunç Tarım Market olaraktan, yan olaraktan devam etmekteyiz. Evet, yani 13 yıldır sektörün içerisindesiniz. 13 yıldır sektördeyiz. Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra sektöre böyle bir iş yaptınız. Daha sonrasında da tabii ki daha farklı ürünlerle Türkiye'nin birçok noktasına da hizmet vermek amacıyla son 3 yıl içerisinde de Tunç Tarım Market'i kurdunuz. Evet. Burada da hizmetlerinizi firma sahibi olarak devam ediyorsunuz. Peki efendim, Tunç Tarım ve Tunç Tarım Market olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biz çiftçilere hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Tunç Tarım olaraktan şöyle söyleyeyim. Zirai mücadele ilaçları, tohum, gübre ve zirai alet ve ekipman olaraktan hizmet vermekteyiz. Bu şekilde tarımın her sektörüne hizmet verebilmekteyiz. Artı işte en yeni tohumla çeşitleri, en yeni gübre çeşitleri olaraktan çekmeyiz. Ve bu yüzden de bölgede ileri olan firmalarla çalışmalıyız. Bugün işte Limagrain'in bölge bayisiyiz. Dekalp'le çalışırız mısır sektöründe. Sebzede çok daha fazladır. Fazla ağımız vardı. Bugün bölgede kamantayı ilk getiren bizdir. Birçok yeni ürünü ilk defa getiren biz olmaktayız. Evet. Ve sebze sektöründe çok çok daha ileriyiz. Aynı zamanda bölgeye ilk yağlık ayçiçek çeşitlerini getiren yine biziz. Evet. Yine orada da ön plandayız. Yani her yeni şeyin başında olmaktan hoşnutuz. Bunu seviyoruz. Evet. Çalışmak hoşumuza gidiyor. İşinizi de severek yapıyorsunuz ve siz bilinçli profesyonel olarak yapıyorsunuz. Yani, evet, evet. Evet, çekirdekten yetişen birçok işletmeci de var bu sektörde ama siz tabii ki Ziraat Fakültesi mezunusunuz. Evet. Hem tabii çocukluğunuzdan beri artık bu tarım sektörü. Çocukluğumuzdan beri tarımın içindeyiz. Tarımın içerisindesiniz. Hem alaylı olarak hem de fakülte mezunu birisi olarak da bölgede yenilikleri ilk getiren ve yenilikleri açık bir firma olarak da hala hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Şimdi efendim, çiftçilik aslında zor bir meslektir. Tarımla uğraşmak gerçekten zordur. Hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Hizmeti sunarken önce verdiğimiz tohum veya fidenin kalitesini, önce kalite ön plandadır. Evet. Müşterinin istediği kaliteye uygun, verimli çeşitlerden yanayız. Evet. Ama tabii bunu uygularken de müşteriyle planlı programlı sulama, gübreleme, ilaçlama programlarını karşılıklı yürütmekten tarafıyız. Evet. Bunu yaptığım zaman iki taraf da memnun kalır. Hem kaliteli bir ürün alınır, hem bol verim alınır. Çünkü artık piyasada rekabet çok fazla. Kesinlikle. Kalite ürünlerinde tonaj alamadığınız takdirde para kazanamazsınız. Çiftçilik çok zor. Evet. Çok zor şu ürünlerde. Çünkü girdiler çok yüksektir. Evet. Yani siz burada tarımla alakalı A'dan Z'ye bütün ürünleri satıyorsunuz. Evet. Satmış olduğunuz bu ürünlerin de son derece arkasındasınız. Evet, arkasındayız. Ve aynı zamanda hani burada bir ürün satmakla yetinmeyip gelen çiftçiye bir danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Aynı şekilde arazi gezilerimiz olur. Sürekli arazi kontrolünde bulunuruz. Bugün sebzede domates, biber, sırık domates, artı mısır, ayçiçeği, havuç bölgemizde, pancar, bunları yerinde kontrol ederiz. Evet. Gerekli olan eksikleri, hastaysa hastalık için neler yapmamız gerektiğini, hepsini tek tek yerinde kontrol ederekten çiftçilerimize karşılıklı şekilde yapmaya çalışırız. Evet. Çünkü önemli olan bir şeyi yerinde görerek karar vermektir. Uzaktan bu işler olmuyor. Evet. Yani düşünün ki sezonda bir hasat ekiyorsunuz ve bunu tabii ki herkes para kazanmak için, o verdiği emeğin, o verdiği paranın karşılığını almak için bir oradan bir maddiyat bekliyor. Siz de tabii ki bunları periyodik aralıklarla kontrolünü sağlayarak
ne uygulanması gerekiyorsa işte sulama ekimden kesilmesi, hasata kadar. Sulamanın kesilmesi, sulama yapılmasıysa sulamanın yapılması ya da gübrelenmesi gerekiyorsa ya da hangi ilaç verilmesi, kullanılması gerekiyorsa siz bunların analizlerini yaparak çiftçilerle buna göre bir istişare yapıyorsunuz ve buna göre de bir hizmet evet, veriyorsunuz. Evet, ekimden hasata kadar çiftçilerimizle birlikte olmak istiyoruz. Çünkü hele hele özellikle bitkisel üretimde, evet. Yani tarla ürünlerinden daha çok sebze ürünlerine geçtiğin zaman bunlar haftalık kontrollü sistemlerdir. Evet. Yani bir mısır, bir domatese göre biraz daha belli dönemlerde bakılabilir. Ama bir domatesi daha fazla şey yapmanız gerekir. Daha çok bir mısır, bir ayçiçeği ve diğerlerin her dönemde farklı sulama ve gübrelemesi vardır. Buna dikkat etmek gerekir. Evet. Yani işte çimleme döneminden tutun, çiçek döneminde mutlaka sulanması gerekir bazı ürünler. O şekilde. İşte ürün hasata doğru gittiğinde uygulama değişir, potasyum uygularsınız mesela. Bunların zamanda yapılması gerekir, gübreleme değişir. Evet. Bunları zamanda yaparsanız verim ve kalite de size şey olur. Ve özellikle kalite ve verimi tutturamazsanız evet. Zaten para kazanma olasılığınız yok. Ve dediğim gibi işte girdileri olabildiğince verimli. Çoktan ziyade verimli ve zamanında kullanmak önemli. Evet, kesinlikle haklısınız. Siz de bu konuda çiftçilerimize de burada elinizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorsunuz bu konuda. Peki efendim, ben biraz da işletmenin ayrıcalıklarından söz etmenizi isteyeceğim. Bir geniş bir sektörün içerisinde yer alıyorsunuz. Evet. Birçok işletme varken, tarım ve zirai olarak hizmet veren işletmeler varken neden özellikle çiftçiler, yani insanlar Tunç Tarım ya da Tunç Tarım Market'i tercih etmeli? Şimdi neden tarım dersen benim için, evet. Çocukluktan beri bu çiftçilik ve çiftlik üzerine hep merakımız vardı. Sevmezseniz zaten bizim işimiz olmaz. Kesinlikle. Sevmeniz gerekiyor. Neden Tunç Tarım derseniz, bugün bir fideci kaliteli bir fide almazsa sezonun sonuna kadar o ona çok büyük maliyetlere sebep olur. Düzgün bir ürün de alamaz. Evet. Biz bu bunda iddialıyızdır ve bölgede yerine göre belki bir öbür ürünlerden biraz daha pahalı da olsa kaliteli olduğunu bilerekten bizim ürünümüzü alır. Bir tohumda yine önderizdir. Fidede, tohumda ve artı en büyük şeylerimizden bir tanesi çiftçimizle el ele, çiftçiyi kontrol etme, çiftçiyi takip etme, eksiklerini görmek, özellikle arazi muayenelerinde bulunmak, bunlar artısıdır zaten. Yani şimdi sadece olay tohumu almakla bitmez. Bitmez. Ya da ne zaman ne ilaç vereceğini iyi bilmesi gerekir. Onu da gitmek için tarlaya girmeniz gerekir. Her tarlaya aynı ilacı ya da aynı gübreyi veremezsiniz. Kesinlikle haklısınız. Toprağın yapısı farklılık evet. gösterebilir. Bu noktada bir tekrar göz önünde bulundurması gerekiyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizi ve başarılarınızı devam ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun.